Buyurun zeytin yaprağı, yasemin ve sinirli ot. Evet, e, burada eğer kişilerde diyabet rahatsızlığı varsa yine ben siz sohbet ederken hazırladım. Burada üçlü bitki karışımı hazırlıyorum. Bu hangi diyabet için? Tip 1, tip 2 hocam hangisi için? Her ikisinde Her ikisi de için. kullanabilir ama esas tip 2 içindir. Tamam. Burada bir su bardağı kadar suyumuzun içerisine yaklaşık bir tutam kadar zeytin yaprağı, beraberinde yasemin çiçeği ve sinirli ot bitkilerinden ekledim. Bunu yaklaşık 7 dakika kadar demliyoruz. Daha sonrasında sabah ve akşam günde 2 defa öğünlerden 30 dakika önce tüketiyoruz. Beraberinde yine aronya ezmesini sabah akşam birer tatlı kaşığı şeklinde e, insülin direnci, diyabet yani bütün şekerle ilgili rahatsızlıklarda yardımcı olarak tavsiye ediyoruz. Kolesterol ve trigliserit yüksekliğinde. Şimdi birisine ben bunu önermiştim de bana döndü yaklaşık bir ay sonra. Hocam düştü ama istediğim oranda düşmedi dedi. Allah Allah dedim ne oluyoruz. Yani bu Aronya hakikaten 21. yüzyıla adını yazdıracak olan bir şeydir. Şimdi şöyle meğerse kişi o kadar az su içiyor ki Hüseyin hiç aklına gelmiyor gün içerisinde su içmek. Yani bugün bu şeyde trigliserit ve kolesterolünüz yüksek seyrediyorsa lütfen değerli izleyicilerimiz su içmeyi unutmayın. Su Su sayınca su içilir şeyinden. Hatta Anadolu'nun garip bir kültürü vardır. İşte e, al sana bir hurafe. Efendim bebek su demeden su verilmez. Bilirsin çok Anadolu. Güzel, evet Hiç çocukları susuz bırakıyorlar bir de. Onun için kaynatıp çok az bu su vereceksiniz yani soğuduktan sonra. Bebek susuz bırakılır mı? İşte bu trigliserit ve kolesterolünüzü düşürmekte zorlanıyorsanız bir, bir suyu içip içmediğinizi yeteri kadar kontrol edin. Ondan sonra dedim de ya hocam vallahi çok etkiliymiş diyor. Yemin etmene gerek yok dedim. Yani biliyoruz bunu. Yani siz vücutta her şeyi belli bir nizamla düzenle götürün. Allah düzene, şey girer. Olun, düzene girer. Peki Aronya başka bir önerimiz var mı? Çünkü bu evet. kuşburnu falan. Evet bir de kuşburnu vardı. Bu, anlatmış olduğumuz diyabet rahatsızlığında bir de insülin direnci için. <laughs> Yine burada siz sohbet ederken ben öncesinde ıhlamur ıhlamur ve kuşburnu burada demledim. Bunu yaklaşık 5 dakika kadar demledikten sonra içerisine altın otu bitkimizden ekliyoruz. Hocam bu müthiş. Altı... Bu aynı zamanda zayıflama. Evet. evet Başlığı onu söyleyecektim. Evet zayıflamada da veriyoruz altın otu de ekledikten sonra yaklaşık 4 dakika kadar daha kapağı kapalı bir şekilde demliyoruz. Daha sonra yine bunu da sabah ve akşam aç olacak şekilde öğünlerden 30 dakika önce tüketiyoruz. Bu da insülin direnci için yine beraberinde aronya ezmemizi de tüketiyoruz. Yine çörek otu yağı da hem diyabet rahatsızlığında hem aynı zamanda insülin direncinde yine hocam tavsiye eder. Mesela ee, önemli bir zatı muhterem hocam dedi vallahi gece kalkıp tatlı yiyorum dedi. Yasemin çayı için dedim yatmadan. Düşünün uyandırıyor evet. kadını uyandırıyor ve tatlı yeme ihtiyacı var. Yani işte bu yasemin çayını içeceksiniz. İnsülin direncine gelelim buyurun. Patates. Ee, bir de hipoglisemi için hocam siz, siz. Yani hipoglisemi de, bakın bazı insanlar e, ya öğleden sonra, ya kahvaltıdan sonra veya öğle yemeğinden sonra veya akşam yemeğinden sonra e, kan şekerleri ani düşer, hipoglisemiye girer. İşte burada yapacağınız şey, eğer e, öğleden sonra ise bu, o zaman siz onun öncesi öğünde yani öğle yemeğinde bunun kadar patates tüketeceksiniz. Haşlanmış patates iş yerinize götürebilirsiniz. İş yerine geliyor ondan sonra bir bakıyorsunuz elim ayağım kesildi diyor. İşte kan şekeri düşmüş. Hemen öğlen yeseydi o düşüşü yaşamazdı. Çünkü bakın pirinç pilavında onda da nişasta var, bunda da nişasta var. Ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Şimdi patateste kul patatesi kullandığınız zaman nişasta kan şekerinizi böyle patatesteki çok yavaş yükseltir. Yavaş yavaş. Ama pirinç pilavını tükettiğiniz zaman 90 derece yükselir ve ani de düşer.